in Blackrock and Salt Hill both today and yesterday. Merhaba. Acaba hava durumu insan psikolojisini etkiliyor mu? Ruh halimiz, duygu durumumuz, havanın güneşli olması, yağmurlu olması ve kapalı olmasından etkileniyor mu? Çoğunluk olarak buna evet diyeceksiniz. Ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu aslında o kadar yüksek oranda görülen bir şey değil. Erkeklerin %14'ü, kadınların ise yaklaşık %28'inin hava durumundan etkilendikleri saptanmış. Yani kadınların hava durumundan etkilenme oranı daha yüksek erkeklere göre. Peki aslında hepimiz biliyoruz. Güneşli havalarda ne kadar çok güneş ışığına maruz kalırsak insanın ruh hali o kadar daha iyi oluyor. Ve bunun haricinde de kendimizi enerjik ve mutlu hissediyoruz. Bu da doğru saptanmış bir gerçek. Örneğin bahar aylarında, yaz aylarında bahşiş oranlarının arttığı saptanmış. Gene aynı şekilde hava durumunun düzelmesiyle insanların romantik tekliflere daha çok açık oldukları görülmüş. Bir başka saptanan gerçek de mental ve hafıza fonksiyonlarında bahar aylarıyla beraber yaz aylarında arttığıdır. Bu da aynı zamanda hepimizin düşündüğü ve bildiği üzere serotonin denilen mutluluk hormonunun artışına bağlı olan bir hadise olarak bağlanmıştır. Peki iş sadece bu kadar mı? İş bu kadar değil. Maalesef bahar aylarıyla beraber sıcakların artmasıyla birlikte insanlar arası şiddet oranında %4 oranında, gruplar arası şiddet oranında da ise %14 oranında bir artış olduğu saptanmış. Benim aklıma da futbol maçları gelir. Futbol maçlarındaki büyük taraftar kavgalarının çoğunluğunun bahar ve yaz aylarında olduğunu hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzeltin. Gene önemli konulardan bir tanesi nem. Nemle beraber ortaya çıkan bir tablo bizim gazetelerimizde yaz aylarında özellikle İstanbul'da basına yansıyan fotoğraflarda görülebilir. Yaz aylarıyla beraber vatandaşlarımız serin yerlerde uyuklarlar, uyurlar. İşte bu da nem oranı ile ilgili olan bir gerçeği hatırlamamıza sebep oluyor. Nem oranı arttıkça insanların uyku eğilimi daha çok artıyor. Peki başka ne biliyoruz? Bildiğimiz gerçeklerden bir tanesi şu. Bir sınıflama var. Bu sınıflamada da bütün insanlar 4 gruba ayrılmış. Bunlardan bir tanesi yazı sevenler yani sıcağı sevenler. İkisi yazdan nefret edenler yani sıcaktan hoşlanmayanlar. Üçüncüsü yağmurdan nefret edenler. Dördüncüsü ise hiçbir şekilde hava durumundan etkilenmeyenler. Yani 4 tane ana grup olarak ayrılmış durumda insan psikolojisi hava durumuna göre. Bir diğer maalesef kötü gerçeklerden bir tanesi de intihar oranlarının bahar aylarında daha yüksek olduğudur. Bunun sebebi özellikle majör depresyonla beraber intihar planları yapan kişilerin bu dönemdeki yüksek enerjili durumlarının planlarını gerçekleştirme konusunda güç vermesidir. Açıklanabileceğin en önemli ve mantıklı gerçek budur. Bir de sonbahar aylarında da intihar oranları artıyor. Fakat bahar aylarındaki intihar oranı sonbahara göre daha yüksek oranda görülmekte. Bir başka önemli konu ise mevsimsel olarak ortaya çıkan depresyon. Mevsimsel olarak ortaya çıkan depresyon kadınlarda daha fazla görülüyor. Yani %1,5-2 civarında erkeklerde görülürken kadınlarda bu oran %6'ya kadar çıkabilmekte. Özellikle bu mevsimsel depresyona giren kadınların yapılan tomografik incelemelerinde beynin bazı bölgelerinde serotonin düzeylerinin düşük olduğu ve bunun ötesinde de serotonin yapan genlerde de bir takım bozukluklar olduğu saptanmış. Yani mevsimsel olarak bundan etkileniyor kadınlar ama bu tamamıyla genetik yapılarındaki bozukluğa bağlı olarak gelişen bir hadise. Benim de zaman zaman ilgimi çeken ve okuduğum konulardan bir tanesi olan mevsim ve insan psikolojisiyle ilgili size kısaca bazı bilgileri aktardım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hava durumu denilince hep aklımıza gelen bir noktaydı. Burada es geçmek istemiyorum. O da şu hava durumu sunucuları. 1980'li yılların sonunda Türkiye'de hava durumu sunucularından bir tanesi ki kendisi çok efendi ve başarılı bir insandı. Hava durumunda don tehlikesinden bahseder ve sonuçta hava durumunu kapatırken de dileklerini ifade eder. Yalnız dilekleri şöyledir. Hepinize donsuz geceler dilerim tarzında bir kapanış yapar ve maalesef bu toplumda ters bir etki yaratır. Sunucu da hava durumu programını bırakmak zorunda kalır. Peki biz bu programı nasıl kapatacağız? Hava durumuna uygun bir şekilde kapatacağız. Gene 1980'li yıllarda televizyonda hava durumunu sunan Hülya Uğur'u adlı hanımefendinin vedasıyla sizlere hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Ne diyelim? Bayramda havalar nasıl olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun efendim.